Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Android'deki looper kavramından biraz bahsetmeye çalışacağım. Şimdi bugünkü dersimizde looper'ı anlatırken aslında handler'lara da tekrardan bir göz atacağız. Handler'ların biraz tekrarı gibi olacak. Looper'ı anlatmış olacağız ve de günün sonunda bunu anlatarak aslında main activity'den bir worker thread'e nasıl mesaj yollarız onu da göstermiş olacağım. Şu ana kadar genel sorun neydi? Hep ne diyorduk? Bir worker thread'den main thread'e, yani UI thread'e veri direkt olarak gönderemezsiniz. Bunun için handler'lardan veya runnable nesne gönderen yapıları kullanıyorduk. Peki ya ola ki bir main activity'den worker thread'e veri göndermek istersek nasıl yaparız? Bunu da aslında handler'ları kullanarak yapıyoruz. Tabii bunu kullanmak için de looper kavramını biraz bilmek lazım. Şimdi handler'ları anlatırken şöyle bir resimden bahsetmiştik. Ne demiştik? Burada bir thread'imiz vardı. Handler tam ortasındaydı ve bu thread'e biz aslında ne demiştik? Main thread demiştik. Şimdi aslında main thread'imizde bütün olayları ele alacak kendi içinde neyi var? Bir looper'ı ve bir mesaj kuyruğu mevcut. Ama ben farklı bir thread, yani kendi oluşturduğum bir thread'de bunlara otomatik olarak sahip değilim. Bunları bir şekilde başlatmam ve kullanmam lazım ki hani main thread'den background thread'e veya worker thread'e veri gönderebilmek için. Yine handler'lardan bahsederken ne demiştik? Siz handler'ı nerede tanımlıyorsanız, yani nerede new handler diyorsanız, o handler direkt olarak o thread'deki mesaj kuyruğuna bağlanır. Peki benim oluşturacağım worker thread'de handler'ı tanımlarsam bu sefer de ne olacaktır? Bu handler'daki şu mesajlar yer değiştirecektir. Yani ben buna main thread dedim. Buna da worker thread demiştim ya. Ne yapmıştık? Worker thread'den send mesaj demiştik. Bu gelmişti. Main thread'deki handle mesajı ulaşmıştı. Şimdi ise bunun tam tersini yapacağız. Yani şu beyaz alanı siz worker thread olarak düşünün. Burayı da main thread olarak düşünün. Ben worker thread'den send mesaj diyeceğim. Pardon. Main thread'den send mesaj diyeceğim. Worker thread'de de bunu handle edeceğim. Yani o veriyi kullanacağım. Biraz kafa karışmış olabilir ama merak etmeyin, uygularken çok daha iyi anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi bu thread'in kendine özel bir looper'ı var ve bir mesaj kuyruğu var. Şimdi basit bir örnekle ne demek istiyorum anlatmaya çalışayım. Boş bir proje başlattım. Projemde bir tane butonum var. Bu butona tıklanıldığında ben main activity'den worker thread'ime veri göndermeye çalışacağım. Öncelikli olarak bunun için bir tane buraya geliyorum. Bir class yaratıyorum my thread adı altında ve bunu bu sefer direkt olarak thread sınıfından extend ediyorum. Şimdi bu sınıfın farklı bir thread'de çalışması için ne olması lazım? Public void run metoduna sahip olması lazım. Hatta bunu ne yapalım? Şurada override ettiğimizi de söyleyelim sisteme. Yine göstermek adına kullanmayacağız gerçi ama buraya ne yapalım? Bunun bir constructor'ını yazalım. Hiçbir parametre almayan. Bunu da yaptık. Şimdi bildiğiniz üzere bu farklı bir thread'e sahip olduğu için bu run içinde yazılan her kod aslında ne olacaktır? Main thread'de değil de farklı bir thread'de, worker thread'de çalışacaktır. Şimdi buraya geliyoruz. Ne yapalım? Yeni sınıfımızdan bir nesne oluşturalım. MyThread diye. Ve bu thread'i şuradaki onCreate'in içinde başlatalım. MyThread eşittir new MyThread. Daha sonra da thread'imizin çalışması için ne yapıyorduk arkadaşlar? Start komutunu vermemiz gerekiyordu. Şimdi dediğimiz gibi main thread'de direkt olarak resme bir daha bakalım. Otomatik olarak bir looper ve mesaj kuyruğu olduğu için biz worker'dan buraya yolladığımız her mesaj ve runnable nesnesi otomatik olarak burada ele alınıyor. Ama benim yapmak istediğim bu sefer main'den worker'a veri göndermek ve bunun bu mesajları ele alabilmesi için bir looper'a ihtiyacı var. Ve handler'ları kullanarak ben buradan veriyi göndereceğim. Burada da o veriyi kullanacağım. Bunu yapmak için neyimiz lazım dedik? Bir handler lazım. Ve de public void run dedim. Şimdi benim bu handler'ı new handler deyip tanımlamam lazım ya. Eğer ben bunu gidip burada tanımlarsam arkadaşlar
Ve bu metot ne zaman çalıştırılıyor veya nerede çalıştırılıyor? Burada. Yani nerede? Main thread üzerinde. Siz eğer gidip de buraya handler eşittir new handler derseniz, bu sefer sizin handler'ınız ne olacaktır? Aynı resimdeki gibi olacaktır. Yani main thread'de tanıtıldığı için worker'dan main'e veri atabilecek şekilde ayarlanmış olacaktır. Ama ben ne dedim? Tam tersini istiyorum. Yani worker'dan send mesaj diyeyim. Main activity de bunu ele alabileyim. Yani bunun tanımlanma yeri burası olmayacak. Run metodu, yani bir worker thread'de çalışan bu metodun içinde tanımlarsam peki ne olacaktır? Bu sefer bu handler buradaki mesaj kuyruğuna, yani worker thread'deki mesaj kuyruğuna bağlanmış olacak. Şimdilik şunu şurada bir tanımlayalım. Daha sonra ne dedik? Bunun default olarak bir looper'ı ve mesaj kuyruğu yok dedik. O zaman bizim bunu ne yapmamız lazım? Burada oluşturmamız lazım. Bunu yapmak için statik metotlarımız var looper ile ilgili. Looper dedikten sonra prepare diyoruz. Şuradaki looper'ı hazırla demek, pardon. Şuradaki looper'ı aslında hazırla demek. İçeriği de bakarsınız. Lütfen bu dokümantasyonları okuyun. Çok daha ayrıntılı derin bilgileri elde edebilirsiniz. Ne diyor? İlgili, yani o anki thread'i bir looper olarak initialize eder ve bu size handler'lar yaratmaya, bu looper'ı kullanarak veri alıp vermenizi sağlar diyor. Dediğim gibi burada otomatik olarak bir looper yoktu. Ben bu prepare'le bunun oluşmasını sağladım. Ve bu looper'ın, yani ve bu mesaj kuyruğu oluştuğu an ne oluyor? Bir loop, yani bir döngü olması lazım değil mi? Sürekli olarak buradakilerin işlenmesi lazım. O yüzden buraya geliyoruz. Bir de şey diyoruz. Looper nokta loop. Bunun da açıklamasına bir bakalım. Run the message queue in this thread. Çok bariz anlatmış yani. Bu thread üzerinde mesaj kuyruğunun çalışmasını sağlar. Bu sayede ben handler'ları kullanarak buraya mesaj alıp verebilirim. Ne yapacağım? Main activity'ye gideceğim. Bu butona tıklanıldığında bu handler'ı kullanarak send mesaj diyeceğim. Değil mi? Buraya geliyorum. Diyorum ki peki bu sınıftaki bu handler'a nasıl ulaşırım? Çok basit. Burada yarattığım thread nesnesi üzerinden myThread nokta deyince gördüğünüz gibi onun içinde tanımladığım değişkenlere erişebiliyorum. Handler diyorum ve bu handler'ın neyi vardı? Send mesaj metodu vardı. Ve bu benden bir mesaj nesnesi bekliyordu. Hemen oluşturalım burada. Mesaj eşittir. Bunu new mesaj demiyorduk da mesaj obtain diyorduk. Sürekli olarak yeni kaynaklar tüketmemek, var olan recycle edilmiş öğeleri kullanmak için. Ve daha sonra bu mesajın içine mesaj nokta set data diyerek bunun içine bundle bir obje koyabildiğimiz gibi, örneğimiz basit olsun. Direkt olarak argüman 1 diye bir şey vermiş ve ben bunun içine bir integer değer atabilirmişim. Bunu kullanayım. Ve buna ne diyelim? Şöyle 1 diye bir sayı yollayalım. Yani günün sonunda ben main activity'den bu worker thread'e bu 1 değerini göndereceğim. Daha sonra handle.send mesaj dedikten sonra bu mesajı buraya belirtiyoruz. Dediğim gibi buraya gelip mesaj.arg2 deyip 50 sayısını da verebilirdik. Veya mesaj.set data deyip bir bundle nesnesi bekliyor. Yukarı gidersiniz, işte bundle oluşturup new bundle. Bu bundle'ları çok defa kullandık, nasıl olduğunu biliyorsunuz. Daha sonra neydi? Bundle.put. Put'la koyuyorduk, get'le alıyorduk. Bu ve bunun gibi pek çok bilgiyi aslında main activity'den ya da main thread'den worker thread'e gönderebilirsiniz. Şu an için uygulamayı basit tutmak adına hatta argüman 2'yi bile yazmayacağım. Şunu da sildim. Mesaj dedik. Send mesajda bu mesajı yolladık. Bu mesaj nereye gelecek? MyThread'imin içine gelecek. Ben bunu buradaki run'da işlemek istiyorum. Burada send mesaj metoduyla yolladığım mesajları handler'larda hangi metotla ele alıyorduk arkadaşlar? Buraya geliyorduk. Ne diyorduk buraya? Handle mesaj metoduna geliyor. Yani burada gönderdiğiniz mesaj nesnesi ilgili handler'daki handle mesaja parametre olarak geliyor. Yani benim şuradaki bir değerim aslında şuradaki MSG'nin içinde. Buraya da basit bir log yazalım. Log nokta
iyi diyelim. Etiketimiz emri olsun, çok önemli değil. Gelen veri diyelim buraya. Gelen veri 2 nokta diyelim. Bu veriye nasıl ulaşacağım? MSG üzerinden ve bunun içindeki argüman 1. Artı diyelim. Nerede çalıştığını yazalım. Thread adı. Worker thread'de çalıştığını biliyoruz ama şöyle emin olmak için neydi? Get name miydi? Get name. Evet. Çalıştıralım. Çok basit bir örnek ama bütün işleyişi anlamanız için bence yeterli. Dediğimiz gibi sıfırdan bir thread oluşturduğunuzda bunun içinde bir handler veya bu işte mesajları ele alacak bir looper ve bir mesaj kuyruğu yok. Bu yazdığım iki komut sayesinde ben bunları hazırlamış oldum. Daha sonra içinde bir handler tanımladım. Handler hem mesaj gönderen hem de mesaj alan bir yapıya sahipti bildiğiniz gibi. Handle mesaj ve send mesaj. Gördüğünüz gibi send mesajda veriyi yolladık. Mesaj kuyruğuna gitti. Mesaj kuyruğundan sonra da handle mesajın içine gidiyor arkadaşlar. Şimdi bir testimizi yapalım. Şurayı sildim. Send message to background thread dedim. Gördüğünüz gibi gelen veri bir, thread adı thread 4. Yani main thread'den farklı bir thread. Umarım anlaşılmıştır. Main activity'de verdiğim değeri ne yapmış oldum ben? Worker thread'imin içine alabilmiş oldum. Hem handle'ları hem de looper'ı kullanarak. Dediğimiz gibi handler'ı nerede tanımlıyorsanız, nerede new diyorsanız o thread'in mesaj kuyruğuna direkt olarak bağlanır. O yüzden ki ben bunu burada yapmadım. Çünkü burada yapsaydım bu metot ne zaman çağrılıyor? Burada çağrılıyor ve bu da bildiğiniz gibi main thread üzerinde çalışıyor. Benim amacım benim handler'ımın worker thread üzerindeki kuyruğa, mesaj kuyruğuna bağlanması. O yüzden bunu gidip farklı bir thread üzerinde çalışan run metodunun içinde yapmak zorundaydım. Evet, umarım anlaşılmıştır. Kavramlar kafamıza iyice oturmuştur. Artık bir process, thread veya looper, handler kelimesi duyduğunuzda korkmanıza gerek olmadığını az biraz anlamışsınızdır. Çok daha güzel yolları var bu işleri yapmak için. Şu ana kadar async, task'ı gördük. Hani böyle hiç threadlere, meretlere bulaşmadan aslında istediğimiz işleri çok rahat yapabiliyoruz. Ama işleyişi öğrenmek adına veya çok daha gelişmiş bir şey yapıp bunları kullanacaksanız yarın öbür gün Stackflow'da falan araştırırken bu kavramların nasıl çalıştığını bilmeniz tabii ki de sizin için çok önemli. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.